Turizm yazarı Sayın Özkan Altıntaş, TürkiyeTurizm.com sitesinin editörü, Almanya'da bir fuara katıldı ve çeşitli temaslarda bulundu. Şimdi bunları bize aktaracak. Buyurun Özkan Bey. Evet, hayırlı haftalar diyorum sizlere. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli bir günler geçirdim ve Almanya, Antalya, İstanbul arasında mekik dokuduk diyebiliriz. Öncelikli olarak ben bugün üzücü bir gün yaşıyoruz. Onu söylemek istiyorum. Türk turizminin duayenlerinden Sayın Burhan Silahdaroğlu'nu kaybettik. Burhan Silahdaroğlu Türkiye'nin çok önemli turizmcilerindendi. Hatta onun turizme girmesine eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal aracı olmuştu. Sen bu işleri bilirsin gel bir turizme yatırım yap dedikten sonra ve turizme yatırım yaptı. E, neler yaptı derseniz Likya grubu yaptı. Robinson kulübü kurdu ve Pegasus hava yollarının kurucusudur. Çok değerli, hatta turizm yatırımcıları derneğinin de kurucuları arasındaydı. Çok değerli bir turizmci. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Almanya dedik. Almanya'da çok önemli Baden-Württemberg -Baden bölgesi, Türklerin en çok yoğun olduğu Almanya'nın sanayisinin kalbi olan bir bölge ve bu bölgede <laughs> CMT dediğimiz kamp. Motor Karavan Fuarı yapıldı ve bu fuarda milyonluk, milyarlık araçlar e, görücüye çıktı. Bu araçlar deyince hangi araç diyoruz? Karavan ve orada çok değerli e, kurumlar var. Bu kurumların başında oturan CEO'lar, e, genel müdürler bunlar büro yaşamından bıkmışlar. Hepsi karavanların başına üşüşmüşlerdi. Sadece karavan değil tabii turizm de vardı burada ama bu sene karavana çok önemsemişler. Hatta birçok ülkenin karavan haritası vardı kitapçıklarda ama Türkiye yoktu. Ee, biz ama orada Türkiye'den e, turizmçiler vardı. İsviçre'den e, Bentor'un sahibi Sayın e, Kadir Uğur çok büyük bir stand yaparak İstanbul'da, Türkiye'de ve İstanbul'da ve diğer bölgelerde iş ortakları olan otelleri getirmişti. Bunun dışında harici katılımlar da vardı. Kıbrıs e, Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nden de katılım vardı. Bir de Kosova'dan vardı. İlginçtir. Türklerin olduğu ve böylesine değerli bir fuarda Türkiye'nin milli katılımı yoktu. Fuara Stuttgart başkonsolosu katıldı ve bütün katılımcıları tek tek ziyaret ederek onları dinledi ve onlara nasıl yardım edebileceği konusunda her şeyi sordu. Gerçekten çok değerli bir başkonsolos. Nitekim fuar sonrası bu Kinim gazetesi ile birlikte bu da Baden-Württemberg bölgesinin en çok satan Türk gazetesi ve bu gazetenin düzenlediği bir geceye katıldık. Bu gecede Türk turizminin geleceği, Almanya-Türkiye ilişkileri ve oradaki turizmcilerle buradaki turiziler nasıl işbirlikleri kurabilecekleri konusunda görüşler sunuldu. Tabii Kıbrıs'tan gelen milletvekil bir milletvekili de Kıbrıs'ı tanıttı ve Kıbrıs'a da herkesin gelmesi gerektiğini söyledi. Ee, güzel bir tanıtım içeren bir fuardı. Burada fuar diyorum kusura bakmayın. Burada bir toplantıydı. Fuarla birbirine endekli olduğu için birbirine bağlantılı olarak söyledim. Ee, Kilim Gazetesi de e, Sayın Ali Batmaz e, burada bu işi koordine eden. Oradaki ne kadar Türk varsa, ne kadar Türk ajanta varsa, turizmci varsa bir araya getirerek büyük bir başarı gösterdi diyebilirim. E, zaten Kilim Gazetesi giderek kendini kabul ettirmiş o bölgede. Ee, oradan sonra İstanbul'a geldim ve İstanbul'dan Antalya'ya uçtum. <laughs> Antalya'da Horeka, otel, restoran, kafeterya e, içerikli ve gıda fuarı olan iki tane, iki konseptli, iki başlı fuar vardı. Bu fuarda e, iyi bir katılım vardı. Kimler vardı derseniz öncelikle 5 yıldızlı, 4 yıldızlı otellerin aşçıları vardı. Yarışmalar yaptılar. Bu sene ilk defa housekeeper'ların yarışma yaptığını gördük. E, bu arada gıda grupları da çok güzel e, ürünlerini sergilediler. Çeşitli ürünler vardı. Elektrikli araçlar e, gündemde tabii elektrikli araçları da orada tanıtmaya baş, tanıttılar, Tesislerin içinde kullanmak üzere küçük tipli büyük tip araçlar vardı. Ama orada en çok e, ilgi çekenlerden biri robot barmen oldu. Yani yakında anlıyorum çalışanlar yavaş yavaş robot barmenlere teslim olacaklar gibi geliyor yani Antalya fuarında bir de atıklarla ilgili güzel bir e, panel yapıldı. Yaklaşık 300 milyar lira, 300 milyar liralık bir e, atık boşa gittiği söylendi ve bu atıkların nasıl korunacağı konusunda çareler arandı. Şimdi bu hafta bakıyorum önümüze ESOPMAS fuarı var. Yani e, kongre turizminin e, liderleri bir araya gelecekler İstanbul'da. Turizm Yatırımcıları Derneği de Ekonomik, jeopolitik ve Türkiye turizm yatırımlarının geleceği konulu oldukça önemli bir panel düzenliyor. Ee, Küçük Oteller Derneği Hocapaşa'da e, genel kurulunu yapacak. Sevgili Ersan Bey başkandı. Herhalde gene devam edeceğini düşünüyorum. Bu ayın sonunda ise Türkiye için çok önemli bir e, etkinlik var. Emit 2020 Fuarı yapılacak. Bunun için dünyanın birçok yerinden, gelenler olduğunu ve rezervasyonlardan oza görüyoruz bunu. Bu arada pazartesi günü yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 başlıkta 424 katılımcı ile İstanbul turizmini masaya yatırıyor. İstanbul turizminin geleceği konuşulacak ve burada neler ileride neler yapılacağı değerlendirilecek. Özyeğin Üniversitesi Türkiye'nin çok değerli bir üniversitesi ve buradaki turizm bölümü ise giderek güzel etkinliklere imza atmaya başladı. Esasen onun mutfak grubunda Fransa'nın değil dünyanın en önemli Le Cordon Bleu ile işbirliği içinde bir çalışması var. Bu Cordon Bleu işbirliğinde Fransız Sarayı'nda 125. yılın ışığında kesişimler teması altında bir buluşma yapıldı ve bu buluşmada 4. Gastronomi Trendleri toplantısı değerlendirildi. İki ülkenin Karışık disiplinleri, mutfak disiplinleri ve kültürleri birleştirme gücü anlatıldı. Yani Türk mutfağı ile Fransız mutfağının işbirliği kurulmuş oldu. Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeşil bina sertifikası verildi terminale. E, Sabiha Gökçen Havalimanı zaten son dönemde bu hava muhalefetiyle oldukça gündemdeydi. Herkes Sabiha Gökçen'den uçmaya başladı. E Tabii bu yoğunluk olunca da e, değer kazandı. Ama bu arada... Tuhaf bir şey oldu. Türk Hava Yolları Sabiha Gökçen'den uçuşlarını geri çekti. Ama bakıyorsunuz İstanbul Havalimanı'na havalimanı muhalefetinden her gün sıkıntı yaşıyor. Hatta bugün <laughs> Cumhurbaşkanı bile giderken gene Atatürk Havalimanı'nı kullandı. Yani şu Atatürk Havalimanı sancısını bir kesseler de Atatürk Havalimanı görevine devam etse. Çünkü İstanbul'un en önemli süspansiyon havalimanıdır. İki tarafta da sıkıntı oldu mu üçüncü bir havalimanı Can Kurtaran gibi gelecek. Ve bu konuyu tartışmaktan Kaldırsalar iyi olacak gibi geliyor. Ee, bakıyorum neler var diye düşünüyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'na Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından kapasitesini gerekçe göstererek ilave yeni uçuşlar için izin vermiyormuş. Yani şimdi herkes Sabiha Gökçen'e yüklendi. Niye? Güvenli havalimanı. Şimdi Sabiha Gökçen denizden yaklaşımı var. Düzenli bir girişi var. Ve e, rahat bir havalimanı. Giderek de içerideki hizmetler doğru düzenleme, düzenli bir şekilde dönüşmeye başladı. Ve bu nedenle de bir sıkıntı yaşanıyor. E, herkes Sabiha Gökçen'e yüklenince İstanbul'a gelin demeye başladılar. Zaten geçtiğimiz günlerde seyahat ajantalarının e, İstanbul Havalimanı'na işi sokaklara kadar taşındı. E, insan, eylem yapmak istediler. Ajantalar bir araya geldiler, platform kurdular. İGA'nın uygulamalarına karşı protesto eylemi yapacaklardı fakat valilik birdenbire bunu kesti. Bunun üzerine gittiler Taksim'deki elit otelde yaptılar. Gene de yaptılar ama o kadar garip ki herkes suskun bir şekilde izliyor. Ama ajantalar sıkıntıda, ajantaların derdine derman olacak bir sistem yok. Herkes kendi derdine düşmüş, herkes kendi işini kendi görür hale geliyor. Bu seyahat ajantalarının değil turizmin geleceğidir. Onun için bu konuya süratle eğilmesi gerekiyor. Nasıl ki havalimanlarına turizm araçlarının girmesi yasaklanıyorsa, aynı sorun burada ikinci defa patlamış oluyor. Peki Türk Bu konuda TÜRSAP'ın yaptığı herhangi bir şey var mı? Herhangi bir <laughs> henüz bir şey var. yok. TÜRSAP'tan herhangi bir girişim yok ki özellikle seyahat ajantalarını temsil eden ve de onları korumakla görevli olan TÜRSAP'tan henüz bir ses yok. E, bu neden de olduğu herkes tarafından kuşkuyla karşılanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde gene neler olacak diye düşünüyoruz. Türk Hava Yolları'nda Kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırılmış. Yani dünyada bu kadar çok kadın pilot çalıştıran herhalde başka hava yolu yok. 35 kartı arttırarak 211'e çıkmış sayısı. Türk Hava Yolları'nda 39 kaptan ve 172'de ikinci pilot bulunuyormuş. Yani bu hepsi kadın pilot. Yani bu kadın yılıydı bu sene hatırlıyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın bu uçaklarda dev uçakları kadınlara emanet etmesi... Atatürk'ün sözlerini aklıma getiriyor. Kadın her yerde olacak demişti. Nitekim hava havada da kadınlarımız var. Önemli bir gelişmedir bu. Ee, olmasını düşünüyorduk. Sabiha Gökçen hali havalimanında çok orijinal bir uygulama başladı. Uy uyku kabinleri hizmete girdi. Yani 10 tane kadın, 18 tane kadın için uyku kabini koydular. Ee, 7 euro veriyorsunuz. Gidiyorsunuz içeride yatıyorsunuz. Televizyonunuz var, internetiniz var, yatağınız var, yorganınız var, her şeyiniz var. Siz uyuyorsunuz, bebekler gibi bakıyorlar size. Uçağınızın saati gelince önceden uyandırıyorlar. "Gelin buyurun uçağınız kalkacak." diyorlar. Önemli bir hizmet bu ve rağbet görmeye başlamış. Toplam 28 tane uyku kabini hizmete konulmuş. Bu da güzel bir gelişme. Bunun benzerini Japonya'daki bazı tren istasyonlarında görüyorduk. Basit basit şeyler yapıyorlardı ama buradaki çok şık yapmışlar. İnşallah bunun devamı gelir. Zaten bunu yapan firma diyor ki biz dünyaya bunu yayacağız diye düşünüyorlar. Türkiye'nin e, Mutfak Dostları Derneği var. Bunlar bir araya geldiler ve altın kaşık ödüllerini verdiler. Altın kaşık ödüllerinde Fransız Moda Deniz Kulübü'nde yapıldı. bir gala yemeğiyle ödüller dağıtıldı. Bakıyorum yılın Türk şefi Osman Sezener Urla'dan seçilmiş. Yılın yaban şefi de Fabio Bramboli Dream Group mutfak direktörü seçilmiş. Yılın genç şefi Murat Deniz. Yılın en iyi geleneksel lokantası İzmir'deki kısmet lokantası. Yılın en iyi yabancı konsept lokantası La'nın içindeki Şank Palas. Ve yılın en iyi tek ürün geleneksel lokantası Bayramoğlu Döner seçilmiş. Yılın en iyi pastanesi Tatlı Evi Orkide Pastanesi Gaziantep seçilmiş. Yılın en iyi ürün satış noktaları yiyecek içecek olarak bakmışlar. Çemen Gurme Kayseri'ye verilmiş ödüller. Şimdi bu teşvik ödülleri gerçekten güzel. Biz Antalya Fuarı'nda da aşçılar yarışırken baktım gençler yarışıyor. Çok profesyonel aşçılar bunların başındaydılar. Bu arada Kemal Özcan adlı arkadaşımız tartlet yapıyor. Tartlet nasıl bir şey derseniz e, tartlet böyle köşeli, şekerden yapılıyor. İçine tatlılar, matlar konuluyor. Oteller bunu yapmıyorlar. Dışarıdan satın alıyorlar tartaleti. Ben Kemal Özcan'a dedim ki birçok otelde çalışmıştı. Yurt dışında yurt içinde. En son Şangrilda'ydıydı. La'dan ayrıldı. Tartelet kralı olmuş. Tabii bunu tartışırken kurvasan gündeme geldi orada. Kurvasan'ın e, Türkiye'deki kurvasan'ın özelliği tamamen yağ. Yüzde yetmiş, yüzde seksen yağ kullanılarak yapılan bir ürün. Ve çok kademelerden geçiyor. Onu o hale getirmek sanıldığı kadar kolay değil. Çok büyük iş, işler olduğu için yağ çok önemli. Tereyağı. Türkiye'de tereyağının temiz ve güzel olmadığı söylendi. Temiz ve güzelden kastım şu, içinde su var diyorlar. Su veriyormuş tereyağı dışarıya doğru. Bir türlü kurvasanda sonuca ulaşamıyorlar. Türkiye'de yatırım yapan La Loren firması var, Belçika. Onlarla da görüştük. Onlar da Manisa'da fabrika kurdular. Ama tereyağını Belçika'dan getiriyorlar. Çünkü içindeki su, su falan yok. Gramajıyla her şeyle. Ondan sonra kruvasanı oturtabiliyorlar. Halen e, Türkiye'de yapılan kurvasanların onu da yapıyor. Onunun onun yaptığı kurvasana bakıyorsunuz. O da oturtamıyor. Yani kurvasan oldukça zor bir ürün ama çok yenilen bir ürün. Aslında kurvasan Türk işi ürün. Bilmem bunu biliyor musunuz? yana kuşatması sırasında Merzifonlu Karamustafa Paşa yenilince buldukları onlarla kurvasan yapmışlar. Türkleri böyle kurvasanı eğmişler, ay şekline çevirmişler. Türkleri yendik diye. O bir o bölge için ödül şeyiymiş, hareketiymiş. Bu da bu bir köşede dursun diyorum. Beni izlediğin için hepinize teşekkür ediyorum. İyi haftalar. İyi haftalar Özkan Bey.